Paclitaxel, kanseri tedavi edebilen bir bileşik. Salisilik asit, baş ağrısını ve ateşi hafifletiyor. Karotenoidler cildimizi turuncu yapıyor. Ve mirakülin de tat alma duyumuzu değiştiriyor. Peki tüm bu muhteşem bileşiklerin ortak yönü ne olabilir? Hepsinin elde edildiği yer. Bitkiler! Bitkilerde 100 binin üzerinde doğal bileşik bulunuyor ve bizler bunları yeni yeni keşfediyoruz. Bu küçük moleküllere metabolit deniyor. Nasıl ki bir organizmadaki DNA'nın tamamı genomu oluşturuyorsa, metabolitlerin tamamı da metabolomu oluşturuyor. Bir metabolit sadece 6 elementten oluşabiliyor olsa da ortaya çıkabilecek o kadar çok kombinasyon var ki, bilim insanlarının hepsini üretip faydalarını çözebilmeleri binlerce yıl sürebilirdi. Neyse ki bitkiler bu işi bizim yerimize yapmış. Bitkiler yere kök salmış olmak gibi bir dezavantaja sahip. Dolayısıyla zaman içinde hayatta kalıp başarılı olmalarına yardım edecek bileşikleri bulmak için deneme yanılma yoluyla bir sürü bileşik üretmişler. Diğer türlerle yüz binlerce yıldır etkileşim halinde oldukları için barındırdıkları bazı kimyasalların vücudumuzun hem içinde hem de dışında çok faydalı olduğu ortaya çıkmış. Bitkilerin tam potansiyellerinden yararlanabilmek için ürettikleri kimyasalları ve bu kimyasalları üretmeyi bilmemiz şart. Her bir kimyasalı tek tek incelemek yerine hepsini birlikte inceleyebilseydik nasıl olurdu? İşe metabolitleri birbirine bağlayan devasa ağın haritasını çıkartarak başlayabiliriz. Tüm canlılarda moleküller daima hareket halindedir. Dönüştürülür, taşınır, parçalanır, tekrar birleştirilir ve yeniden kullanılırlar. Tıpkı bir metro sistemine benzerler. Tek fark, biyolojide insanlar kimyasallar, trenlerde onları dönüştürüp taşıyan enzimlerdir. Bir şehre yukarıdan bakacak olsanız, metro sisteminin haritasını nasıl çıkartırdınız? Benzer şekilde bir bitkiye bakarak tüm metabolom ağını nasıl çözebiliriz? Sistemdeki bir yolu çözebilmek için önce onu bozmamız gerekir. Bir yolu mutasyona uğratır veya bozarsak ve metabolit miktarlarının nasıl değiştiğine bakarsak metabolitler arasındaki bağlantıları çözebiliriz. Diyelim ki Central durağından MIT'ye giden tren bozuldu. Bu durumda öğrenciler MIT'ye gelemezler. Onun yerine Central durağında birikirlerdi. Onunla da kalmaz, metro hattını kullanan herkes bu durumdan etkilenirdi. Yani insanların dağılımı bize metro hattının güzergahını ve trenin bozulduğu noktayı gösterirdi. Bu yaklaşımı bitkilerdeki metabolit ağını çözmek için de kullanabiliriz. Örneğin, Snapol Malat adlı bir bileşiğin mor ötesi ışıkla etkileşerek bitkiyi UV hasarından koruduğunu ve bitkinin yeşil yeşil parlamasına neden olduğunu biliyoruz. Bu bileşik olmasaydı bitki kırmızı renkte parlardı. Dolayısıyla kırmızı bir bitki gördüğümüzde Sinepol Malat istasyonunda hiç kimse olmadığını söyleyebiliriz. Ama yine de trenin nerede bozulduğunu ve güzergahtaki diğer istasyonların neler olduğunu bilemeyiz. Bunu bilebilmek için çok sayıda tohumu mutasyona uğratarak ekip kırmızı olanları seçebiliriz. Şimdi kütle spektrometresini kullanarak örnekleri analiz edebiliriz. Cihaz her örnekte hangi metabolitten ne kadar bulunduğunu ölçer. Sonra bir program kullanarak hangi bileşiklerin etkili olduğunu görebilir ve ağın o kısmını haritalayabiliriz. Yani aynen metro hattını çözmek gibi bir şey. Tüm metabolomun nasıl çalıştığını çözdüğümüzde bu bilgiyi kullanarak yeni biyomalzemeler, ilaçlar ve temiz enerji üretmemizi sağlayacak bitkiler tasarlayabiliriz. Hatta belki bitkilerin sonsuz yaşamın sırrına sahip olduğunu bile keşfedebiliriz. Kimyasal sırlarını çözelim yeter.